Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 5. sınıfın ilk deneme sınavının sorularını çözeceğiz. Evet çocuklar, 1. deneme sınavımız yeni nesil sorulardan oluşan bir sınavdı. Yeni nesil sorulara yavaş yavaş alışacaksınız. Bir süre sonra bu yeni nesil soruları kolayca çözmeye başlayacaksınız. 1. soruyla başlayalım. Bütün soruları tek tek dikkatlice dinlerseniz yeni nesil soruların nasıl çözüldüğünü de anlarsınız diye düşünüyorum. Kitapçıklarınızı yanınıza alın, kalemlerinizi de alın. Yanlış ve doğrularınıza bakarak kaç doğrunuz, kaç yanlışınız var onları tespit edebilirsiniz. Aşağıdaki görsellerde Seda ve Bahar'ın bir mağazada beğendikleri telefonlar ve bu telefonların fiyatları gösterilmiştir. Seda ve Bahar beğendikleri telefonlardan birer tanesini alıyorlar. Buna göre Seda ve Bahar'ın telefonlar için ödediği fiyatların farkı en az kaç TL'dir? Çocuklar, burada en az önemli. Şimdi Seda da bir fiyat ödeyecek, Bahar da ödeyecek ve aralarındaki farkın en az olmasını istiyoruz. Seda'nın telefonlarına baktığımızda 3840, 3960, 3980 bunlardan bir tanesini alacak. Bahar da 3460 ve 3250 liralık telefonlardan birini alacak. Gördüğünüz gibi Seda'nın telefonları daha pahalı. O zaman bunların arasındaki farkın az olması için Seda ucuz olanını alacak, Bahar da pahalı olanını alacak. Burada Seda'nın alabileceği telefonlardan en ucuzu 3840 lira. Bahar'ın alacağı pahalı telefonda 3460 lira. Bakalım farkları en az kaç oluyor? Evet, 0. 4'ten 6 çıkmaz, komşudan bir 10'luk aldık. 14'ten 6 çıktı 8. 7'den 4 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. Gördüğünüz gibi 380 TL, yani B şıkkı diyoruz. Aralarındaki fark en az 380 TL olur. Mesela burada siz videoyu durdurup Seda bu telefonu alsın, Bahar da bu telefonu alsın. Arasındaki farkı bir bulun bakayım. 380'den az mı çıkıyor, çok mu çıkıyor? Biz en azını bulduk. Deneyin, mantığını anlayın diye söylüyorum. Evet. İkinci sorumuz çocuklar. İkinci sorumuzu biraz küçültmemiz lazım. Evet, şuradan. Tuğçe birer yüzünde rakam yazılı olan 5 küpü üst üste diziyor. Sonra küpleri görseldeki gibi numaralandırıyor. Bakın, 1. küp, 2. küp. Bundan bahsediyor. Üstüne de ne yapmış? Bakın, yazacak şimdi. Tuğçe yukarıdan aşağıya doğru küplerde yazan rakamları yan yana yazarak 5 basamaklı 48.792 sayısını elde ediyor. Bakın çocuklar, yukarıdan aşağıya doğru sayıları yan yana yazmış. 48.792 sayısını elde ediyor. Tuğçe küplerden ikisinin yerini değiştiriyor. Aynı yöntemle başka bir doğal sayı elde ediyor. Son durumdaki sayının ilk sayıdan daha küçük olduğunu görüyor. Buna göre Tuğçe hangi iki küpün yerini değiştirmiş olabilir diye bir soru sormuşlar. Bakın ne yapacağız? Çocuklar, şimdi bize bakın sayıyı vermiş. İlk sayımız 48.792. Peki. Sonra ne yapmış? Tuğçe küplerden ikisinin yerini değiştirmiş. Ve değiştirdikten sonra da yine yukarıdan aşağıya doğru bunları yan yana yazmış. Son durumdaki sayının ilk sayıdan küçük olduğunu görmüş. Yani bizim ilk sayımızdan küçük bir sayı çıkmış. Buna göre diyor hangi iki küpün yerini değiştirmiştir? Burada şıklara bakacağız çocuklar. A şıkkı 2. küp ile 3. küpün yerini değiştirmiştir. Şimdi biz şöyle buraya 1. küp, buraya 2. küp, buraya 3. küp, buraya 4. küp, buraya 5. küp dersek değiştireceğimiz küplerle ilgili çalışma yaparken zorlanmayız. Şimdi A şıkkı 2. küp ile 3. küpü değiştirmiş diyor. Bakın çocuklar, 2. küp 9. Buraya koyarsak, 3. küpü de 9'un yerine koyarsak sayı büyüdü. 700'dü, 900'e çıktı. Gördünüz mü? Demek ki A şıkkı değil. Çünkü değiştirdiğimizde son durumdaki sayı ilk sayıdan küçük olacak. Şart o.
B şıkkına bakalım. İkinci küp 5. küple yer değiştirmiştir diyor. İkinci küpümüz 9. 5. küpümüz 4. Biz bu 9'u alır, 5. küpümüzün üstüne koyarsak, yani yerine koyarsak 9, buraya da 4'ü koyarsak. Bakın ne oldu? Bunun 40 binliği vardı, 90 binliğe çıktı. Yine büyüdü. Bu da değil o zaman. C şıkkına bakalım. Birinci küple dördüncü küpün yeri değiştirilmiştir diyor. Çocuklar birinci küpte 2 var, dördüncü küpte 8 var. Gördüğünüz gibi yer değiştirdiğimizde, gördünüz mü? Sayımız 48 bindi ilk durumda. C şıkkında söylediği gibi küplerin yeri değiştirildiği için 42 bine düştü. Yani C şıkkını uygularsak ikinci oluşturduğumuz sayı, birinci oluşturduğumuz sayıdan küçük olur diyoruz. Evet çocuklar, üçüncü sorumuza geldik. Aşağıdaki görselde uzunlukları farklı 3 kağıt şerit gösterilmiştir. Kağıt şeritlerden ikisinin uzunluğu verilmiştir. Bunlar. Bu kağıt şeritlerle aşağıdaki görsel oluşturuluyor. Mavi ve pembe kağıt şeritlerin uzunlukları, bakın burası önemli, mavi ve pembe kağıt şeritlerin uzunlukları yüzler basamağına yuvarlanıyor. Ve sarı kağıt şeridin uzunluğu tahmin ediliyor. Buna göre hesaplanan tahmini sonuç kaç milimetredir? Çocuklar, bu milimetreyi falan sonra öğreneceğiz. Ama buradaki söylenen, şimdi milimetreye takılıp da kalmayacağız burada. Buradaki söylenen şu, bu verilen mavi ve pembe kağıdın uzunluklarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak sarıyı kaç milimetre tahmin edebiliriz? O zaman biz yuvarlayacağız. 1532'yi, çocuklar ne yapıyorduk 1532'yi en yakın yüzlüğe yuvarlarken? Onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağı 5'ten küçük ise kendi yüzlüğüne yuvarlıyorduk. Yani 1500'e yuvarlıyorduk. Tamam. Pembe kağıda bakalım. 1450. Yine yüzler basamağına yuvarlarken onlar basamağındaki rakama bakıyorduk. 5 veya 5'ten büyükse bir yukarıdaki yüzlüğe yuvarlıyorduk. Yani kendi yüzlüğü 400'de kalmıyordu. Bir sonraki yüzlük 1500'e yuvarlıyorduk. Gördüğünüz gibi onun da en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 1500. Bunları topladığımızda 3000 milimetre çıkıyor. Yani bir sarı kağıdın uzunluğunu 3000 milimetre olarak tahmin edebiliriz diyoruz çocuklar. Evet, bu da böyleydi. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Çocuklar, dördüncü sorumuz WhatsApp'tan attığımız yeni nesil soruların tıpatıp aynısı, sadece isimleri falan değiştirmiş gördüğünüz gibi. Demek ki WhatsApp'tan attığımız yeni nesil soruları çözersek denemelerde de karşımıza çıktığında çözeriz. Okuyorum. Şenay 29 kartı alfabemizdeki harfleri her kartta bir harf olacak şekilde alfabetik sıra ile yazıyor. Sonra kartlara 1'den 29'a kadar ardışık doğal sayıları her kartta bir sayı olacak şekilde yazıyor. Aşağıdaki görselde Şenay'ın hazırladığı kartlar gösterilmiştir. Bakın A'ya 1 demiş çünkü A 1'in sırada alfabede. B'ye 2, C'ye 3 alfabemizdeki sıra numaralarını yazmış. Şenay kartları kullanarak ismin Ş harfi, bakın 23. sırada olduğu için altına 23, E'nin altına 6 şeklinde yazıyor ve kartlarda yazan sayıları soldan sağa doğru yan yana yazarak 8 basamaklı, bakın, sayısını elde ediyor. 23.617.128 sayısını elde etmiş. Buna göre Aykut ismi aynı yöntemle yazıldığında oluşan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar, Aykut'u harflerine göre sayı vereceğiz ve bulacağız. Aykut'un A'sı 1 yazılacak. Y 28. K harfi 14.
U harfi hemen buluyoruz. 25. Evet. T harfi 24. Evet. Şimdi bu sayıyı okumamız lazım. Hemen bölüklerine ayırmalıyız. Okuyalım. 128 milyon, 142 bin, 524. Hangi seçenekte var? Bakıyoruz seçeneklere. 128 milyon, 142 bin, 524. D seçeneğinde vardır diyoruz çocuklar. Çok kolay ve güzel bir soruydu. Gelelim 5. soruya. Evet, 5. soru şurayı ekrana sığmadı çocuklar. Kitabınızda D şıkkını zaten görüyorsunuzdur. Ben okuyayım. D şıkkını da buradan okuyacağım. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız. Önemli. Feyza 4'ten başlayıp 3'er artarak devam eden sayı örüntüsünün ilk 7 adımına karşılık gelen sayıları 7 özdeş karta, her bir kartta bir adıma karşılık gelen sayı olacak şekilde yazıyor. Daha sonra kartlarda yazan sayıları küçükten büyüğe doğru soldan sağa doğru sıralayıp kartları sayılar görünmeyecek şekilde görseldeki gibi ters çeviriyor. Evet. Çocuklar 4'ten başlayıp 3'er artarak, o zaman 3 artıracağız 7, bunu da 3 artıracağız 10, bu şekilde bir örüntü oluşturacağız. 13, 16, 19, kaç tane kartımız vardı? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, bir de buraya 22 yazalım. İşte örüntümüz buymuş. Yani kartların altında yazanlar bunlar. Ama şurada bir bakacağız. Bakın kartlarda yazan sayıları küçükten büyüğe doğru soldan sağa. Evet, bizim sayılarımız da küçükten büyüğe doğru ve soldan sağa doğru gidiyor. Şimdi bakalım. Soldan ikinci kartta yazan sayı 7'dir. Soldan ikinci kartta yazan sayı 7. Evet, doğru. Soldan altıncı kartta yazan sayı 19'dur. Soldan altıncı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çocuklar soldan 6. derse soldan başlıyoruz saymaya. 19'dur demiş, doğru. C şıkkı. Sağdan 3. kartta yazan sayı 16'dır. Evet, bu sefer sağdan diyor. Sağdan 1. sağdan 2. sağdan 3. kartta yazan sayı 16'dır. Bu da doğru. Bakın bunlar hep doğru. D şıkkı. Sağdan 5. kartta yazan sayı 13'tür diyor. Sağdan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada 5. sağdan 5. de 10 var. O ne demiş? 13'tür demiş. İşte yanlış olan D şıkkıdır diyoruz çocuklar. Evet, 6. sorumuza geldik. 6. sorumuzda çubuklar falan vermiş. Bakın gördüğünüz gibi hiç yabancı değilsiniz. Aşinasınız daha önce çözdüğümüz sorulardan. Bakın ne diyor? Ha, kibritmiş. Mehmet kibritlerle oluşturduğu aşağıdaki örüntüyü 20. adıma kadar devam ettiriyor. Mehmet örüntünün 10. adımını oluştururken kullanacağı kibritlerin tamamını eline alıyor ve eline aldığı kibritler ile aşağıdaki örüntüyü oluşturmaya başlıyor. Evet, ilk olarak bu örüntüyü oluşturdu. Sonra 10. adıma kadar gitti. İşte bu 10. adımda kullanacağı kibritleri 10. adımı oluşturmak için kullanmadı. Bu örüntüyü oluşturmak için kullandı. Buna göre Mehmet elindeki kibritlerle bu örüntünün 1. adımından başlayarak, bu çok önemli, 1. adımından başlayarak en fazla kaç adımını oluşturabilir? Çocuklar, bir kere biz burada Mehmet'in 10. adımında kaç tane kibrit olduğunu bulmalıyız. Ben size şekil örüntüsü gördüğünüzde hemen ne yapın demiştim? Sayıyla gösterin. Bakın 1. adımda 2 var. 2. adımda 5 tane kibrit var. 3. adımda 8 tane kibrit var. O zaman bu 2, 5, 8 böyle giden bir örüntü. Aralarındaki farka bakalım. 3 artmış. 2 ile başlamış. 3 artmış. Burada da 3 artmış. Demek ki 10. adıma kadar 3'er artarak gitmiş. Çocuklar, şimdi biz ne yapıyorduk?
Birinci adım bu. Sonra 10. adıma kadar 9 tane adım yok mu? 9 adım var. Her adımda 3 artacağına göre 9 tane 3 artacak. O zaman 9 ile 3'ü çarpıyoruz, 27 diyorduk. İlk adımdaki 2 kibriti de 27'nin üstüne ekliyorduk. 29 tane çubuk var, yani kibrit var. Burada 29 kibrit kullanması gerekiyor. Ama bu 29 kibrit ile Mehmet bu örüntüyü oluşturmuş. Hemen burada da şekil var. Burada 3 kibrit, burada 1, 2, 3, 4, 5 kibrit, burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kibrit. Bu da 3, 5, 7 diye gidiyor. Evet çocuklar, şimdi burada ne yapacağız? Elimizdeki kibritlerle kaç adım ilerletebiliriz? Birinci adımdan itibaren. Burası birinci adım. Farka bakıyoruz. Burada 2 artmış, burada da 2 artmış. Demek ki 2 artarak gidecek. 9 olacak. Bir daha 2 artarak gidecek. 11 olacak. Bakalım kibritimiz yetiyor mu? Biz toplayalım bunları. 3 tane burada kullandı. 5 de burada kullandı. 8. 7 de burada kullandı. 15. 9 da burada kullandı. 24. 11 de burada kullanırsa 35. Ama bizim 29 kibritimiz var. Bu adımdaki şekli oluşturamaz. Bakın 9, 16, 21, 24 tane kibriti ilk 4 adımda bitirdi. 5. adıma kibriti kalmadı. Kaldı da yetecek kadar kalmadı. O zaman biz ne diyoruz? Elindeki kibritlerle 4 adım, 1. adımdan itibaren 4 adım ilerletebilir diyoruz çocuklar. O da C şıkkıydı. Evet çocuklar, 7. sorumuza geldik. 7. sorumuz çok kolay bir soruydu ama dikkatli okumamız gerekiyordu. Görüyorsunuz su sayaçları abonelerin tükettikleri su miktarını metreküp, işte burada sembolünü vermiş meküp diye, birimiyle belirtmeye yarayan araçlardır demiş. Çocuklar metreküpe takılmayın. Metreküpü bilmiyorum diye burada soruyu, işte kafamı karıştırdı, bilemiyorum metreküp ne falan filan diye düşünmeyin. Sonuçta kaç metreküp kullandığını bulacağız. Sonra da fiyatını hesaplayacağız. Yukarıdaki görselde Taner Bey'in evinin su sayacının yılın ilk günü ile son günündeki görüntüsü verilmiştir. Evet, ilk gün böyle görünüyormuş. Yılın son günü de bu şekilde görünüyormuş. Taner Bey'in yaşadığı şehirde suyun 1 metre küpünün fiyatı 12 TL olduğuna göre Taner Bey bir yılda tüketilen su için kaç TL öder demiş. Öncelikle ilk günle son gün arasındaki farkı bulacağız ki bir yılda kaç metre küp kullanıyor? Evet, 2165 son görünen, ilk görünen de 1976. Bakalım bunu bundan çıkaralım ki kaç metreküp su kullanmış. Evet, 5'ten 6 çıkmaz, 15'ten 6'yı çıkarıyoruz, 9. Burada 5 kalmıştı, 5'ten 7 çıkmaz, buradan bir 10'luk aldık, 15'ten 7 çıktı, 8. Burada 0 kalmıştı, buradan bir 10'luk aldık, 10'dan 9 çıktı, bu da 1 kaldı çocuklar. Burada 1, bu da 0. 189 metre küp su kullandığını tespit ediyoruz. Peki, suyun 1 metre küpü 12 lira değil miydi? Evet, ne yapacağız? 189 metre küp kullandığımıza göre 12 ile çarpacağız. Çünkü 1 metre küpü 12 lira. O zaman 189'u 12 ile çarpıyoruz. 2 kere 9, 18 elde var 1. 2 kere 8, 16 bir de elde 17. 2 kere 1, 2 bir de elde 3. Sonra 1 kere 9, 9, 1 kere 8, 8, 1 kere 1, 1. Topluyoruz çocuklar. 8, 16'nın altı elde var 1, 8, 3, 11, bir de elde 12. Elde var 1, 1, 1 de elde 2. Gördüğünüz gibi 2268 TL para ödüyor bir yıllık suya. 8. sorumuz çocuklar, 8. sorumuz çok kısa, hemen yapılacak bir soruydu. Ne diyor? Bir rafa genişliği 18 cm olan özdeş. Özdeş dediği aynı. Aynı. Tüm özellikleri aynı. Bu 18, 1 18 ise hepsi 18. Özdeş. 55 lamba birbirine değecek şekilde yan yana görseldeki gibi diziliyor. İlk ve son lambalar rafın sol ve sağ kenarına değmektedir. Buna göre rafın uzunluğu kaç santimetredir demiş. Çocuklar,
Bir tanesi 18 santimetre ve burada tam 55 tane var. O zaman biz 18'i 55 ile çarpıyoruz. 5 kere 8 40 elde var 4 5 9. 5 kere 8 40 elde var 4 5 9. Bakın topladığımızda 990 santimetre olduğunu buluyoruz. B şıkkıydı. 9. soru çok güzel bir soruydu ama dikkat edilmesi gerekiyordu. Bakın nasıl çözülüyor. Aşağıdaki görsellerde her birinin içine en fazla 8450 gram boya. Bu önemli. Konabilen özdeş kutularda bulunan boya miktarları gösterilmiştir. Şimdi burada gram kelimesini görünce ya ben gramları bilmiyorum falan demeyin. Yani bunun miktarını gösteren bir ölçü birimi gram, oraya takılmayın. Bu kovalar en fazla 8450 gram boya alıyormuş. Birinci kutudaki boyadan bir miktar alınarak ikinci kutu tamamen dolduruluyor. Buna göre birinci kutuda kaç gram boya kalmıştır? Çocuklar bakın altında da ne yazmış? 5850 gram. Demek ki birinci kutuda 5850 gram boya varmış. Yani tam dolu değil. Bakın burada 8450 gram alabiliyorlar bunlar. Tam dolu değil. İkinci kutuda da 7180 gram boya varmış. Bu da tam dolu değil. Peki birinci kutudan boya alacağız. İkinci kutuya dolduracağız. Tam olacak. Tam dolduracağız. Yani 8450 gram olacak. Peki 8450'den şu 7180'i çıkarırsak ne kadar boyaya ihtiyacı olduğunu bulur muyuz ikinci kovanın dolması için? Evet buluruz. 0, 15'ten 8 çıktı 7, buradan bir onluk almıştık. 3'ten 1 çıktı 2, 8'den de 7 çıktı 1. 1270 gram boya lazım bunun dolması için. Peki bu 1270 gramı birinci kovadan almayacak mıyız? Evet, o zaman 5850'den aldığımız 1270 gramı çıkaracağız. 5850'den 1270 gramı çıkaralım. Birinci kovada ne kadar boya kaldığını bulalım. 0, 15'ten 7 çıktı 8, burada 7 kalmıştı. 7'den 2 çıktı 5, 5'ten 1 çıktı 4. Gördüğünüz gibi 4580 gram birinci kutuda boya kalmıştır diyoruz. A şıkkıydı çocuklar. Evet. Devam edelim. 10. sorudayız. 10. sorumuzda aynen çok dikkat edilmesi gereken bir soruydu. Aşağıdaki bir internet satış mağazasının bazı ürünlerinin satış fiyatlarına ait bir görsel verilmiştir. Bu mağazada görseldeki ürünlerin her birinden en az birer tane olmak üzere en az birer tane alacağız bunlardan. Toplam 25 ürün satılmıştır. Buna göre mağazada ürünlerin satışından en fazla kaç TL gelir elde edilmiştir? En fazla TL gelir elde edeceğiz. Çocuklar, en fazla gelir elde edebilmek için bunlardan pahalı olanını çok satacağız. Bakın bu en pahalısı. O zaman birer tane almamız da şarttı. Bir tane bundan alalım çantadan 85 lira. Bir tane de bu dolaptan alalım 100 lira. Tamam mı? Geriye kalan 23 tane ürünü, bakın 25 ürün satılmış. 22 tane bunlardan aldık, birer tane aldık. 23 tane ürün kaldı. 135 liradan 23 tane ürün satacağız. Çarpacağız tabii ki. Bir tanesi 135 liraysa 23 tane satarsanız 23 katı para kazanırsınız. Çarpalım. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 3 9 bir de elde 10. Elde var 1. 3 kere 3 1. 3 kere 1 3 bir de elde 4. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 3 6 bir de elde 7. 2 kere 1 2. Toplayalım. 5 0 11'in 1'i elde var 1 3. Bakın bu tahtaya benziyor. Bu tahtadan, en pahalı olan tahtadan 23 tane sattığımızda 3105 lira gelir elde ettik. Peki, bir de burada birer tane de bunlardan satmıştık. Çünkü en az birer tane satmamız gerekiyordu.
185 lirada onlar tuttu. Toplayalım. 10'un sıfırı elde var. 1, 8, 9, 2, 3. Toplam gelir en fazla 3290 TL olur diyoruz. C şıkkıydı. Bu arada en az gelir elde etmek isteseydik, yani şurada en fazla değildi, en az deseydi, bu sefer bunlardan birer tane satıp geri kalan 23'ü en ucuzundan satacaktık en az gelir elde etmek için çocuklar. Evet, 11. soru çok güzel ve mantık sorusuydu. Tülay sürahinin içindeki 1468 mililitre suyun tamamını aşağıdaki görselde kapasiteleri verilen boş şişelerden birine rastgele döküyor. Evet çocuklar, sürahide bu kadar su var. Buna göre şişeden taşan su miktarı en az kaç mililitredir? Mililitreye yine takılmıyoruz. Sıvı ölçüsü birimi bu da. Ben mililitreyi bilmiyorum, bunu nasıl yapacağım falan diye düşünmüyoruz. Sorunun mantığını anlamaya çalışıyoruz çocuklar. Şimdi sürahideki suyu dolduracağız bunlara. En az taşıyacak. E çocuklar, sürahideki su büyük şişeye konursa en az taşar değil mi? Yani sen şu küçük şişeye doldurursan bu kadar kocaman sürahiyi çok taşar. E burada o zaman bakacağız, en büyük şişe hangisi? 1350 bu, 980 bu, 1240 bu, 1370 bu. En büyük şişe bu. O zaman 1468 mililitre suyu büyük şişeye doldurursak 1370 litresini alır, geri kalan da taşar. En az bunda taşar. Evet, 8, 16'dan 7 çıktı 9, burada 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Gördüğünüz gibi 98 mililitresi taşar. En az taşar. İsterseniz şu şişeye bir doldurun bunu. 980 mililitresini alır, birçoğu da dışına taşar. Bize en az kaç mililitre taşar dediği için büyük şişeyi kullandık, unutmayın. Evet, 12. sorumuz. 12. sorumuzun da C ve D şıkları ekrana sığmamış. Neyse, bakalım. Kitapçığınız yanınızda zaten. Aşağıdaki görselde bir çiçekçinin bir haftada sattığı çiçek türleri ve çiçeklerin sayıları gösterilmiştir. Burada. Bir haftada satılan toplam çiçek sayısı, her bir türdeki çiçek sayıları yüzler basamağına yuvarlanarak tahmin ediliyor. Buna göre toplam çiçek sayısı kaç olarak tahmin edilir? Evet, yine yüzler basamağına yuvarlayacağız. Bakın, 2235'i onlar basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük bir sayı var. 2200'e yuvarlıyoruz kendi yüzlüğüne. Çünkü 5'ten küçük onlar basamağı. Bu çiçeği yine onlar basamağına bakıyoruz. 1 var, 5'ten küçük, 2300'e yuvarlıyoruz. Bu çiçeği yine onlar basamağına baktık. 2540, onlar basamağında 4 var. Yine kendi yüzlüğüne yuvarlıyoruz. 2500'e. Evet, en son çiçeğimizin onlar basamağına bir bakıyoruz. 5 var. 5 ve 5'ten büyükse 2100'de kalamaz artık. Bir üst yüzlüğe gidecek. Bu da 2200'e yuvarlanacaktı çocuklar. Evet, bunları toplayalım. Yan yana toplamayı öğrendik. 0, 0, 2, 7, 10, 12. 12'nin ikisi, geldik binler basamağındaki sayılar toplamaya. 12'nin ikisi elde var 1. 2, 4, 6, 8, 1 de elde 9. D şıkkı 9200 olarak tahmin edilir diyoruz. Evet. 13. sorumuz. Çocuklar, video biraz uzuyor bu. Yeni nesil sorularda ister istemez iyi anlamanız için ayrıntılı anlatmamız gerekiyor. Artık uzun da olsa izleyin. Evet çocuklar, Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazması için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Size Braille alfabesini tanıtmış burada. Çocuklar, bu Braille alfabesiyle ilgili 8. sınıfın sonuna kadar çok karşılaşacaksınız. Dilan Braille rakamlarını kullanarak okunuşu 216.780.545 B
545 olan sayıyı aşağıdaki gibi yazıyor. Bakın bunlarla oluşturacak. Yani Braille alfabesinde çocuklar şu şekil sıfırı gösteriyor. Bakın bu biri gösteriyor. Bu da 2'yi. Bu 3'ü. Bu 4'ü. Burayı iyi inceleyeceğiz. Evet, devam edelim. Dilan sayıyı yazarken bir hata yaptığını fark ediyor. Buna göre Dilan'ın hatasını düzeltmek için hangi iki basamaktaki Braille rakamlarını yer değiştirmelidir demiş Dilan. Çocuklar hemen altına yazalım. Ne demişti? 216.780.545. Şimdi bakacağız. Doğru mu yazmış, yanlış mı yazmış? 2. Çocuklar 2'ye bir bakın. Evet, buradaki 2. Bu doğru. 1. Bakın. 1'i doğru koymuş. 6'ya bakalım. 6 nerede? 6 burada. Evet, 6 da yerinde. Doğru. 7'ye bakalım. Evet, 7 de doğru. 8'e bakalım çocuklar. 8. Oo, bakın 8. Burada bu şekilde, yani ters L olarak göstermiş ama aslında 8. Bakın düz L. 8 yanlış. Bunu bir işaretleyelim. 0. 0'a bakalım. Çocuklar bakın. 0 ters L şeklinde oluşturulmuş ama Dilan 0'ı böyle koymuş. Yani sanki 8 koymuş gibi değil mi? Evet, bu da yanlış. O zaman Dilan bakın 8 yerine 0'ı koymuş. 0 yerine de gördüğünüz gibi 8'i koymuş. Diğerlerine bakalım yine de kontrol etmek için. 5. Evet, 5 doğru. 4. 4 neredeydi? Doğru. 5 yine doğru. Evet çocuklar, Dilan 8 ile 0'ın yerini değiştirirse Braille alfabesiyle istediği sayıyı oluşturmuş olur. Peki 8 ile 0 hangi basamakta? Birler, onlar, yüzler, binler. Bakın bu binler basamağında 0. 10 binler. 8 de 10 binler basamağında. Dolayısıyla 10 binler basamağıyla binler basamağını yer değiştirecek. Sorun çözülecek. Güzel bir soru. Evet, aşağıdaki görselde üzerine rakam yazılmış balonlar gösterilmiştir. Canan bu balonlardan 7 tanesini patlatmıştır. Canan'ın patlattığı balonların üzerinde yazan rakamlarla okunuşu herhalde sayının demek istedi. 7.104.325 olan doğal sayı yazılabiliyor. Buna göre Canan'ın patlattığı balonlardan birinin rengi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Çocuklar, önce Canan'ın yazdığı, yani patlattığı sayı, rakamlardan oluşan sayıyı yazalım. 7.104.325. Evet. 325. 325. Şimdi şıklara bakalım. Bakalım patlattığı balonlardan hangisi olamaz? Beyaz. Çocuklar, beyaz ne? 3. Var mı sayımızda 3? Evet, bunu patlatmış. B. Turuncu. Turuncu kaç? 2. Var mı sayımızda 2? Var. Patlatmış. Olamaz demişti bize. Evet, C şıkkı ekranda görünmüyor ama sizin kitapçıklarınızda görünüyor. Mavi demiş. Mavide ne var? 6. Peki sayımızda 6 var mı çocuklar? Yok. O zaman mavi, yani C şıkkındaki mavi balonu patlatamamış diyoruz. D'de yeşil diyor. Kontrol etmek için bakıyorum. Yeşil hangisi? Bu. 1. Var mı sayımızda 1? Bunu da patlatmış. Evet çocuklar, C şıkkı olacaktı. Son sorumuza geldik çocuklar. Bunda da ekran tam görünmüyor. Biraz küçülteyim. Dur şöyle. Evet. Evet, şimdi görünür mü? Görünmedi. Tamam, görünmesin. Evet çocuklar. İyi dinleyin, bu güzel bir soruydu. Aşağıdaki görsel 1'de verilen terazinin üzerindeki kutuda her biri 30 gram olan, her biri 30 gram olan 250 tane bilye vardır. Burada 250 tane bilye varmış, bir tanesi de 30 grammış. Terazinin göstergesi 7900 gramı göstermektedir. Bu kutu tamamen boşaltılıyor. Boş kutuya her biri 40 gram olan 300 tane bilye konup kutu görsel 2'deki gibi tekrar tartılıyor.
Buna göre görsel 2'deki terazinin göstergesi kaç gramı gösterir demiş. Çocuklar bakın. Önce burada birinci terazide 30 tane, şey pardon 30 gram, tanesi 30 gramdan tam 250 tane bilye var. Bunların ağırlığını bir bulalım. Bakın burada sıfırlar var. Sıfırlar yokmuş gibi çarpalım. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 2, 6. Bir de elde 7. Şimdi sıfırları koyalım. 30 ile 250'nin kısa yoldan çarpılışı. 7500 gram. Bakın yeşil bilyelerin ağırlığı 7500 gram. Peki burada ne yazıyor? 7900 gram yazıyor. Neden sizce? Çocuklar kutunun ağırlığı var. E o zaman ben 7900'den bu yeşil bilyelerin toplam ağırlığını çıkarırsam bakın ne kalır? 400 kalır. 400 gram ne? Kutunun ağırlığı. Evet, çok güzel. Şimdi kutunun ağırlığını bulduk. Bu 400 gram. Peki, şimdi bize şurayı soruyor. Burada kaç görünür diyor. İçindeki mavi toplar toplam kaç gram? Ona bakalım. Bakın bir tanesi 40 grammış. 300 tane varmış. Hemen 40 ile 300'ü çarpalım. Mavi bilyelerin toplam ağırlığını bulalım. Çocuklar 4 kere 3 12. Bakın burada da ne yapacağız? 3 tane sıfır ekleyeceğiz. 12.000 gram. Ne bu? Mavi bilyelerin ağırlığı. 12.000 gram bu. 400 gramda kutunun ağırlığı toplam bu ekranda 12.400 gram görünecek diyoruz çocuklar. Bu da A şıkkıydı. Şıklar görünmüyor ama kitapçığınızda vardır. Şıklar da 12.400, 13.000, 13.400, 14.000 olarak verilmiş. Evet çocuklar sorularımızın çözümü buydu. Dikkatli dinleyin. Anlamadığınızı tekrar dinleyin. Çünkü yeni nesil sorulara alışmalısınız. Bundan sonraki denemelerde çok faydasını göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.